Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 4-10 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Ay ışığını yavaş yavaş büyütüyor. Romantik etkiler daha önemli sizin için bu hafta. Hem Yengeç yeni ayda romantizm, aşk, ilişkiler, işte çocuklarla ilgili konularda yenilikler getirebilecek hayatınızda ve bu ay ışığını büyütürken bunları artık hissedebiliriz. Daha görünür hale gelebilir. Pazartesi ve Salı günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Her türlü ilişki dinamiğiniz ön planda. Eşinizle ilgili konular var. Birlikte yapacağınız işler var. Birlikte bir karar verebilirsiniz. Bir organizasyon yapabilirsiniz. Örneğin eşinizle veya partnerinizle. İş birlikleri ve ortaklıklar ya da kişisel, bireysel hizmet aldığınız kişilerle görüşmeleriniz, randevularınız da olabilir hafta başı itibariyle. Çarşambadan itibaren ay teraziye geçecek. Çarşamba günü biraz masraflar, parasal anlamda harcamalar öne çıkıyor. Perşembe ise daha dengeli olabilirsiniz finansal konularda. En azından bir borcun ödenmesi ya da parasal bir ihtiyacınızın karşılanması konusunda daha iyicil etkiler var. Eşinizden, partnerinizden de maddi destekler veya bazı böyle jestlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu itibariyle, cumadan itibaren ay akrepte, büyük olasılıkla seyahat etmek, gezmek durumundasınız. Çünkü 9. evinizde ay geçişi var. Bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştirecek ki bu da önemli bir enerji dinamiği değiştiriyor aslında. 5 Temmuz itibariyle Merkür ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Merkür 19 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda. Temmuz ayında çok hızlı bir Merkür var. 3 burcu değiştirecek. Bu da tabii ki hızlı gündemlerimizin değişebileceğini işaret ediyor. Zihnimizin de çok hareketli olacağını gösteriyor. 19 Temmuz'a kadar 5. evinizde olacağı için bu dönemde her türlü ilişkide, özellikle aşk konularında daha hızlı bir Merkür size haberler getirebilir, teklifler getirebilir. Bilgi akışı artıyor, iletişim artıyor. Çocuklarla ilgili konular aktif. Çocuklarınızın eğitimleri, okulları, sınavları ve benzeri konularda da yine hem aktif hem de daha böyle hızlı bir süreçte olabilirsiniz ve verimli de sonuçlar alabilirsiniz bu dönemde. Ve enerji gezegenimiz Mars. Yine 5 Temmuz'da Koç'tan ayrılıp Boğa Burcu'na geçecek. Artık para evinizden ayrılan bir Mars var. Bir süredir Mars orada gerçekten para dinamiğinizde, bütçenizde zorluklar getirdi. Kontrol etmeniz zordu. 3. evinize gelecek Mars ve 20 Ağustos'a kadar kalacak. Hareketi arttırıyor. Daha fazla seyahat, gezme imkanı olabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerde biraz enerjiyi buralara yönlendiriyorsunuz. Bunlar akrabalarınız olabilir, kardeşleriniz olabilir, komşular olabilir ama Mars agresif bir etki biliyorsunuz. Çatışma yaratan bir gezegen. Dolayısıyla 20 Ağustos'a kadar olan dönemde yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde, bunlar kardeşlerle ilişkiler, işte komşularla ilişkiler falan, çatışmalar olabilir. Daha sağduyulu, daha dengeli yaklaşmak gerekiyor. Hatta trafikte bile bazen böyle kazalara, sakarlıklara falan meyilli olabilirsiniz. 3. evden Mars geçerken lütfen çok risk almayın. Özellikle bazı dönemlerde Mars'ın zor açılarında bu uyarıları da önümüzdeki videolarda yaparız tabii ki. Daha dikkatli olmakta fayda var sevgili balıklar. Hepinize güzel bir hafta, mutlu bir bayram diliyorum. Hoşça kalın.